Bu videoda SN1 mekanizmasına bakacağız. Alkil halojenirle başlayalım. SN1 mekanizmamızın ilk adımında ayrılan grup ayrılacak. Yani bu bağdaki elektronlar bromür iyonu oluşturmak için broma kapanacak. Bu olduğunda kırmızı karbondan bir bağ alıyoruz ve bu da karbona artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi buraya çizelim. Kırmızı karbonumuz bu ve artık artı bir formal yükü var. Böylece elimizde bir karbokatyonumuz var. Kırmızı karbon alkil halojenürümüzde sp3 hibritleşmeden karbokatyonumuzda sp2 hibritleşmeye geçti. Ki bu da kırmızı karbonun etrafındaki geometrinin düzlemsel olduğu anlamına gelir. Burada bir brom da olacak. Onu da çizelim ve artık 4 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Tabi bu da broma eksi bir formal yük vermiş oldu. İşte bromür iyonumuz. Bu bağdaki elektronlar bromür iyonumuzu oluşturmak için broma kapandılar ve iyi bir ayrılan grup oldu. SN1 mekanizmamızın ilk adımı ayrılan grup ayrılmasıydı ve bu olduğunda karbokatyonumuzu oluşturduk ve bu karbon üzerinde artı bir formal yük olmuş oldu. Bu da bizim elektrofilimiz olarak işlev görecek ve nükleofilimiz de eksi yüklü hidrosülfür iyonu olacak. Tabii zıt yükler birbirini çektiğinden mekanizmamızın ikinci adımında nükleofil elektrofile saldıracak. İkinci adımımızda bir nükleofil saldırısı olacak. Onu da şuraya yazalım. Böylece sülfürümüzdeki bir tane ortaklanmamış elektron çifti kırmızı karbonumuzla bir bağ oluşturacak. Son ürünümüzde burası kırmızı karbonumuz süfürdeki elektron çiftini de işaretleyeyim. Bu elektron çifti de son ürünümüzde bu bağı oluşturuyor. Şimdi bir model seti kullanarak bu mekanizmayı görebilmek için bir video izleyelim. Bu alkil halojenürümüz ve ortadaki yeşil olansa bromumuz. Mekanizmamızın ilk adımında ayrılan grup ayrılacak. Bu elektronlar bromür iyonunu oluşturmak için bromumuza kapanıyor ve böylece karbokatyonumuzu oluşturuyoruz. Ama bu model setine bakarsak düzlemsel bir karbokatyonumuz var gibi görünmüyor. Bu karbonlar aynı düzlemde değil bu yüzden başka bir model alalım. Burada bu karbonların aynı düzlemde olduğunu ve ortada da sp2 hibritleşmiş karbonumuz olduğunu görebilirsiniz. Karbokatyonumuza üstten bakarsak çizimi görebiliriz. Mekanizmamızda onu zaten böyle çizmiştik. Daha sonra hidrosülfür iyonu yani nükleofilimiz geliyor. Bu yukarıdan veya aşağıdan saldırabilir. Çünkü düzlemsel bir karbokatyonumuz var. Her iki durumda da aynı ürünü elde ediyoruz. O zaman son ürünü bir gösterelim. SP3 hibritleşmiş karbona geri döndük. Bu yüzden son ürünümüzde tetrahedral bir geometrik yapı var. Evet, mekanizmamızın ilk adımı olan ayrılan grubun ayrılması yavaş bir adım ve ikinci adım yani nükleofil saldırısı ise hızlı bir adım ve bu mekanizma bu tepkime için deneysel olarak belirlenen hız yasasıyla tutarlı. Tepkime hızı eşittir, hız sabiti yani K çarpı alkil halojenürün konsantrasyonu. İşte deneylere göre hız yasamız bu ve burada da alkil halojenürümüzün konsantrasyonunun birinci kuvvetini alıyoruz. Tepkime hızı alkil halojenürün konsantrasyonuna bağlıdır ama nükleofilin konsantrasyonuna bağlı değildir. Çünkü ilk adımımız yavaş adımdır ve genel kimyadan hatırlayacaksınız bu hız kısıtlayıcı basamaktır. Bunun anlamı şu, eğer alkil halojenürün konsantrasyonunu iki kat arttırırsanız hızı da iki kat arttırmış olursunuz. Ancak nükleofilinizin konsantrasyonunu artırmaya çalışırsanız, diyelim ki nükleofilinizin konsantrasyonunu 2 kat arttırdınız, bunun hız üzerinde bir etkisi olmaz. Bu nükleofile göre 0 derecedir. Nükleofil karbokatyonumuz oluşana kadar saldıramaz ve bu sadece alkil halojenürün konsantrasyonuna bağlıdır. Bu tepkimenin alkil halojenüre göre birinci derece olmasının nedeni bu. Buna SN1 tepkimesi diyoruz. S harfi sübstütsiyonun S'si, anlamı ise yer değiştirme. N harfi ise nükleofilik demek ve bir rakamı da ünimoleküler yani tek moleküllü tepkime demek. Yani bunun anlamı şu, tepkime hızı tek bir şeyin konsantrasyonuna bağlıdır. O da substratımız olan alkil halojenürdür. Yani alkil halojenürümüze göre birinci derece bir tepkime. Nükleofilik yer değiştirme ise nükleofilin ürünümüzdeki ayrılan grubun yerine geçtiği anlamına gelir. İşte esen bir mekanizması bu. Substratın yapısı da tepkime hızını etkiler. Yukarıdaki örnekte yaptığımız gibi tersiyer alkil ile başlarsak tersiyer bir karbokatyon elde ederiz. Yani eğer bu elektronlar broma kapanırsa geriye tersiyer bir karbokatyon ve bu karbon üzerinde artı bir formal yük kalır ve tersiyer karbokatyonların en kararlı olduklarını biliyoruz. Bunu daha önce görmüştük. Ne kadar çok alkil grubunuz varsa bu artı yükü kararlı hale getirmek için daha fazla elektron yoğunluğu vermek gerekir. Sekonder bir alkil halojenürle başlasaydık bu elektronlar broma kapandığında geriye sekonder bir karbokatyon kalırdı. Ve bu sekonder karbokatyon sadece iki alkil grubu tarafından kararlı hale getirilir. Bu durumda buradakiler iki metil grubu olurdu. Ve sekonder bir karbokatyon tersiyer kadar kararlı olmadığından tersiyer karbokatyon çok daha hızlı oluşacaktır. Dolayısıyla tersiyer alkil halojenürler SN1 mekanizmasında en reaktif olanlardır. Primer alkil halojenür veya metil halojenür çok kararlı bir karbokatyon vermezler. Bu nedenle karbokatyonlar var olmayacak kadar kararsızdır. O yüzden genellikle primer alkil halojenür SN1 mekanizması aracılığıyla tepkimeye girmez. Metil halojenür için de aynı durum söz konusu. Bir önceki örnekte eksi bir formal yüklü bir nükleofil vardı. Peki nükleofiliniz nötrse ne yaparsınız? Bu durumda su molekülündeki oksijen üzerinde yük yok ancak yine de SN1 mekanizmamızda nükleofil görevi görebilir. İlk adımımız ayrılan grubun ayrılması. O zaman bu elektronlar klorür anyonu oluşturmak için klora kapanacak ve bu kırmızı karbondan bir bağ alacağız. Böylece bu kırmızı karbon artı bir formal yüklü olacak. Şimdi burada karbokatyonumuzu çizelim ve artı bir formal yükü olan ortadaki karbonun etrafındaki düzlemsel geometriyi göstermeye çalışalım. Bir sonraki adımın nükleofilin elektrofile saldırması olduğunu biliyoruz. Nükleofildeki oksijen kısmi negatif yüklü ve oksijen bu hidrojenden daha elektronegatif olduğundan bir miktar elektron yoğunluğu çeker. Ve oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti bu karbonla bir bağ oluşturabilir. Bu saldırının sonucunu çizelim. Burada gruplarımız var ve şurada karbonumuza bağlı bir oksijen ve ona da bağlı iki hidrojenimiz bulunmakta. Şimdi bu oksijen ve karbonlarımız arasında bir bağ oluşturan bu mor renkteki elektronları gösterelim. İşte buradalar. Tabii oksijenin bir tane daha ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor. Burada. Bunun oksijene verdiği artı bir formal yükü de ekleyelim. Bunu son ürünümüzle karşılaştırırsak sadece proton transferi yapmamız gerektiğini fark ettiniz değil mi? Bir asit baz tepkimesi söz konusu. Buraya baz görevi gören başka bir su molekülü çizelim. Elektronlar bu protonlardan birini alabilir. Daha sonra bu elektronlar oksijene geçer. Bu elektronları kırmızıyla işaretleyelim. İşte bu elektronlar oksijene geçer ve son ürünümüz nötr olur. Evet böylece yükümüz yok ve tert butanol oluşturmuş olduk. Buna solvolis tepkimesi diyoruz. Buraya yazayım. Solvolis tepkimesi. Bu çözücümüzün nükleofil olduğu anlamına gelmektedir. Yani çözücümüz bu mekanizmada nükleofil olarak da işlev gören sudur.